Selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün aslı malzemeleri harika bir kurabiye yapacağız. Bunun için fındık gerekiyor. Bir su bardağı pudra şekeri, iki tane yumurtanın akı ihtiyacımız var. Fındığımızı da iki su bardağı olarak kullanacağız. Şu su bardağı kullanıyorum, 200 milimlik. Özellikle şu püf noktasına dikkat edelim. Yumurtalarımız oda sıcaklığında olsun. Evet, şimdi tarifimize geçelim. Evet, ilk önce robotumuza şöyle 2 su bardağı dediğim gibi böyle ilave edeceğiz. Ben zaten bunu ölçmüştüm. Evet, 2 su bardağı fındığımızı ilave ettik. Evet, çektiğimiz fındıklar bu şekilde olacak. İsterseniz ceviz olarak da kullanabilirsiniz. İllaki fındık kullanmayabilirsiniz. Badem, çiğ badem kullanabilirsiniz. Ondan sonra ne söyleyeyim? Kaju da çok yakışıyor bu kurabiyeye. Hani evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Benim evimde fındık vardı. Ben fındık içiyle yaptım bunu. Yani bu şekilde robottan çekebilirsiniz. Şimdi iki tane yumurta akımımız var. Onu beyazlayana kadar çırpacağız. Bir fiske tuz da ilave ediyoruz. Kar beyaz olana kadar çırpacağız. Evet, şimdi pudra şekerimizi azar azar ilave edeceğiz. Evet, bu şekilde kar beyaz yaptık. Şimdi fındıklarımızı, çektiğimiz fındıklarımızı ilave ediyoruz. Ve yavaş yavaş alttan üste gelecek şekilde karıştırıyoruz. Evet, fındık kurabiye hamurumuz bitti. Oldu ya bunun gibi olmadı. Soğuk yumurta kullandınız. Dolaptan aldınız yani. O zaman bir yemek kaşığı un ilavesi edip tekrar karıştırabilirsiniz. Hamur tekrar kıvamını alacaktır. Korkmayın yani. Her bir şekilde hamurunuzu kurtarabilirsiniz. Evet, ben bu kurabiye hamurunu evet şöyle bir sıkma torbasına ilave ettim. İsterseniz dondurma kaşığına şekil verebilirsiniz. İsterseniz kaşıkla, bu size kalmış bir şey. Siz kaşıkla da şekil verebilirsiniz. Dondurma kaşığıyla da şekil verebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi önceden ısıttığımız 165 derecelik fırına pişirmeye gönderiyoruz. Evet, kurabiyeleriniz çıktı. Arzu ederseniz böyle de tüketebilirsiniz. Ama ben benmari usulü çikolata erittim.
Biraz hafif böyle bir süslemek istiyorum. Dediğim gibi bunları yapmayabilirsiniz. Ben hani daha görsellik açısından biraz daha göze hitap etmesi için böyle üzerine file fındık süslemesi ayrıyetten koyuyorum. Öyle bir kurabiye oldu ki mutlaka denemelisiniz. Tadı enfes.